Merhabalar. Öncelikle bize yer verdiğiniz için ve zaman ayırdığınız için Java'da İstanbul ekibine teşekkür ederiz. Ayrıca bu fırsatı verdiği için, bana verdiği için Emlakjet ailesine de teşekkür ederim. Bugün sizlere birazcık Emlakjet'ten bahsedeceğim. Neler yaptığımızdan, hangi teknolojileri kullandığımızdan, daha sonra da aslında Image Recognition'a neden ihtiyaç duyduğumuzdan ve neler yaptığımızdan bahsediyor olacağım. Kendimi tanıtarak başlayayım. Matematik mühendisliği mezunuyum. Sonrasında oyun ve VR olan ilgimden dolayı da oyun ve etkileşim teknolojilerinde yüksek lisans yaptım. Bugünkü sunumla ilgili sorularınız olursa bana LinkedIn üzerine ulaşabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Biraz PropTech kavramından bahsedelim. Normalde teknoloji alanında yapılan yatırımlar ve girişimler belirli kümelere ayrılıyor. Tıpkı fintech gibi aslında PropTech de bu kümelerden biri. Gayrimenkul teknolojileri diyebiliriz. PropTech'i biraz daha açacak olursak, bireylerin ve şirketlerin gayrimenkul araştırmasına ve satın almasına, satmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. Emlakjet de PropTech sektöründe hizmet veren firmalardan biri. 2006 yılında kurulup 2014 yılında ILAB bünyesine katılan Emlakjet, şu an aylık 15 milyondan fazla ziyaretçi ve 60 milyondan fazla sayfa görüntülenmesiyle aslında sektörün güçlü ve dinamik oyuncularından biri. Bunun dışında JetSat servisiyle iBuying'i Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunan ilk ve tek gayrimenkul portalı. Biraz IT ekibimizden bahsedeyim. 5 takımdan oluşuyoruz. Şu an 37 kişiyiz. 2020'nin sonundan itibaren aslında 3 kat büyüdü IT ekibimiz. Burada hala büyümeye devam ediyoruz. Bugün aslında bu güzel etkinlik olan Java'da İstanbul'un da Gold sponsoru olarak yer alıyoruz. Bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu burada da göstermek istedik. Sizlerle tanışmak, sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Son yılların yani son 2 yılın verilerine bakacak olursak aslında aylık 300 bin civarında bir ilan transaction'ımız var. Bunun dışında geçen yılın ortalarından itibaren ciddi bir trafik artışımız var. Aslında biz bunun sebebini biraz teknoloji tarafında yaptığımız değişiklikler ve geliştirmeler olarak düşünüyoruz. Bu geliştirmeleri yaparken buraya koyduğum teknolojiler genel olarak böyle biraz daha main teknolojilerimiz. Açacak olursak backend ekiplerimiz Java ve Python'la development yaparken mobil ekiplerimiz Swift ve Kotlin kullanıyor. Bunun dışında frontend ekiplerimiz React kullanıyor. Aslında bu kadar çok güncel teknolojileri kullanmamız ve çok fazla dili kullanmamız yani geniş bir developer kitlesine hitap ettiğimiz anlamına da geliyor. Burada örnek vermek gerekirse bu teknolojilere nasıl karar verdiğimiz sürecini de anlatmak istiyorum. Genelde şöyle oluyor, ekipler kullanmak istediği ya da kullandığı teknolojiyi alıp kullanmak istediği bir alternatif teknolojiyle karşılaştıran iç workshoplar düzenliyoruz. Bize bunun nasıl bir faydası olur bunu tartışıyoruz ve aslında o workshoplar sonunda bir teknoloji kararına varıyoruz. Örnek vermek gerekirse en son Go dilini denemeye başladık. Hala denemelerimiz sürüyor bu aşamada. Biraz mimariden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz genel olarak Emlakjet'in mutfağında dönen işlerin mimarisi. Tabii bu mimari karşılaşılan problemlere ve geliştirmelere göre değişen bir yapıda. Aslında ön yüzde 4 ana client'ımız var. Bunun dışında kendi iç süreçlerimizi ve müşteri süreçlerini yönettiğimiz admin client'ımız var. Müşterilerin ilan girişi yaptığı panel client'ımız var. Bunun dışında yurt dışı satışlarını yaptığımız PFT client'ımız var. Bu client'lar ilgili API'lara istek atarak aslında Emlakjet'teki işlem sürecini başlatıyor. Burada sitemizin hızını arttırmak için Elasticsearch Redis kullanıyoruz. Tabii DB'ye de yazmamız gerekiyor işlemlerimizi. Postgre, Mongo DB kullanıyoruz. Bunun dışında mikroservis mimariyle ve event driven design modelini kullanıyoruz. Burada message broker olarak RabbitMQ kullanıyoruz.
RabbitMQ'dan gelen mesajları konsüm eden birçok konsümerimiz var. Bunun dışında belirli zamanlanmış görevleri yapan ve data tutarlılığını sağlamamızı sağlayan worker'larımız var. Bütün bunları yaparken aslında önemli bir noktada log takibi, hatalarımızı takip etmek. Bunun için de Logstash kullanıp Kibana üzerinden takibimizi sağlıyoruz. Birazcık daha branch tarafına bakacak, yani development tarafına bakacak olursak da aslında 4 ana branchimiz var. Feature, test, staging ve prod. Bunları build ettiğimizde birkaç tool'umuz var. TeamCity, Jenkins gibi. Biraz önce takımları anlatırken, teknolojiyi anlatırken size kendi içimizde yaptığımız workshoplardan ve bundan aldığımız kararlardan bahsetmiştim. Aslında biz Jenkins kullanıyorduk build deploy işlemlerimizde. Daha sonra TeamCity'nin daha kullanışlı olduğuna karar verdik ve büyük bir kısmını aslında TeamCity'ye taşıdık ve bu süreç hala devam ediyor. Bunun dışında emlakçet için önemli olan birkaç nokta var. Code coverage, unit test ve kod kalitesi gibi. Belirli standartları sağlamadığı sürece Pro'da kod çıkmıyoruz. Ölçeklendirme tarafında da Docker ve Kubernetes kullanıyoruz. Bunun dışında çıkan paketlerden bütün ekiplerin haberdar olması da çok önemli. Bildirimler iletişim kanallarımıza düşüyor. Bunun dışında alert sistemlerimiz var. Belirli bir hatada ya da beklenmedik bir sorunda da iletişim kanallarımıza yine bildirimler düşüyor. Performansı iyileştirmek, DB'yi izlemek ya da kullanılan veriyi takip etmek amacıyla da birçok monitör tool'u, New Relic gibi monitör tool'u kullanıyoruz. Peki biz neden Image Recognition'a ihtiyaç duyduk? Aslında biz bir gayrimenkul sitesiyiz, emlak portalıyız. Ve günümüzde birçok insan aslında içerikten önce fotoğrafa çok önem veriyor. Burada emlakçet sitesine girdiğinizi düşünün ve son kullanıcı olarak kaçta bir ev arıyorsunuz. Karşınıza ilk çıkan fotoğraflar aslında sağda daha net göreceksiniz. Tuhaf insan fotoğrafları, işte hayvan fotoğrafları, belki biraz aşağı iniyorsunuz, siteye şans vereyim diyorsunuz. Karşınıza araba fotoğrafları çıkıyor. Ya da çok beğendiğiniz bir ilanın diğer fotoğraflarına bakayım diyorsunuz ve bütün fotoğraflar tek bir fotoğraftan oluşuyor. Ve biraz insanın sıkan ve son kullanıcıyı aslında siteden koparan faktörler. İşte tam bu yüzden biz image recognition işlemi yapmamız gerekiyor. Burada image recognition yapacağız dedik. Hangi tipleri kullanmalıyız? Birincisi bu sıkıcılığı azaltmak için compare işlemi yapmalıyız. Yani aynı fotoğraftan birçok kez koymaması gerekiyor müşterimizin. Image compare birinci type'ımız. Daha sonra şu an göstereceğim fotoğrafların hepsi kendi sitemizden alınmış fotoğraflar. Bizim kendi şirketimizde içerimizde çok ünlü bir amcamız var. Kendi selfie'lerini koyup üzerine tuhaf isteklerde bulunabiliyor. Bunun dışında çok teşekkür ederiz kendisine. Bizi Facebook gibi kullanan müşterilerimiz var. Çiftlik fotoğraflarını koyan ya da hayvanını satmak isteyen insanlar oluyor. Ya da arabasını satmak isteyen insanlar oluyor. Aslında burayı da yakalamak için birazcık object detection'a ihtiyacımız var. Bunun dışında bir ilanı girdiğinizde görmek istemediğiniz şeylerden biri de çok yazılı fotoğraflar ya da çok alakasız kart vizitler, emlak ofisleri, daha çok evi görmek ister son kullanıcı. Bunları engellemek için de biraz labeling ve text recognition yapmalıyız. Aslında bugün size 3 tipini anlatacağım. 1 image compare, 2 object detection, 3 de text recognition. Image compare ile işe başlayalım. Daha önce Swift Surf ORB'yi duyan oldu mu? Peki. Swift Surf ve ORB dediğimiz aslında öz nitelik çıkarımı, yani feature extractor dediğimiz algoritmalar. Swift ve Surf diye ayrı bir kümede anlatacağım. Çünkü Surf, Swift'in hızlandırılmış hali olarak çıkan bir algoritma. ORB ise tamamen bunlara bir alternatif olarak çıkan bir algoritma. Burada biraz daha terimlerden açarak gidelim istiyorum. Key point nedir? Descriptor nedir? Bunları açacağım. Öncelikle key point dediğimiz şey aslında bizim
fotoğraftaki birinci renkten ikinci renge geçtiğimiz bölgelere verilen isim. Bu ne demek? Genel olarak kenarlar, köşeler, key pointlerdir. Descriptor dediğimiz şey de o bulduğumuz key point'in özelliğini taşıyan bir sayı dizisi diye düşünebilirsiniz. İşte o özellikte kontrastın ne tarafı, yani yönünü, işte oranın size'ını gibi bilgileri içerisinde barındıran tanımlayıcılar. Biz matching işlemi yaparken de aslında bu descriptor'lar üzerinden matching yapıyoruz. SIFT ve SURF algoritmaları patentli algoritmalar. Bu yüzden eğer kullanmak istiyorsanız belirli bir ücret ödemeniz lazım aylık. Fakat OpenCV buna çok güzel bir alternatif sunuyor bize. ORB algoritması. Aslında ORB temelde isminin içinde de barındırdığı FAST ve BRIEF tekniklerini kullanıyor. FAST bir key point detector, BRIEF ise bir descriptor. Bu teknikler aslında en iyi performans aldığınız ve en düşük maliyet, yani performansınızı daha iyi, zamanınızı daha iyi yönetebildiğiniz teknikler olarak geçiyor. Tabii ki kısıtları var ama ORB'nin açılımına bakacak olursak aslında Oriented Fast ve Rotated Brief. Brief mesela içerisinde rotation bilgisini barındırmasa da OpenCV ekibi kendisine R-Brief diye bir vektör tanımlıyor. Biraz bunların da açmak istiyorum. Hani böyle şey kalsın istemiyorum, hani FAST tamam duyduk ama nedir? Nasıl key point bulur? FAST en basitinden image'de bir piksel seçer kendine ve bir belirli bir çaptaki çember içerisine denk gelen 16 pikseli bulur. Bu 16 piksel ve seçtiği pikseli bir parlaklık karşılaştırmasına sokar. Ve bunları bir üç gruba ayırır. Bir, piksele benzer olanlar, pikselden daha açık renkli olanlar ve daha koyu renkli olanlar. Eğer bu 16 pikselden 8'i piksele benzer değilse, yani daha açık ya da daha koyuysa, aslında burası onun için bir key point noktasıdır. Daha sonra da bu key pointlere karşılık gelen ikililerden oluşan bir vektör bulur kendisine ve her key point'in bir tanımlayıcısı, yani özelliklerini taşıyan bir vektör vardır. Daha sonra da dediğim gibi matching işlemine de aslında descriptor'ları matching işlemine sokarsınız. Bu üçünü karşılaştıralım istedik biz seçmeden önce. Bunun için bir image dataset oluşturduk kendimize. Burada direkt şu daha baskın diyebileceğiniz bir nokta yok. SIFT ve SURF'ün baskın olduğu noktalarda var, ORB'nin baskın olduğu noktalarda var. Örnek vermek gerekirse, eğer bir fotoğrafı kendisinin 45 derece döndürülmüş haliyle karşılaştırıyorsanız, SIFT ve SURF çok daha iyi sonuçlar veriyor. Tabii ki ORB bundan daha geri kalmıyor. Ama 90 derece döndürüp karşılaştırırsanız da bu sefer ORB daha iyi sonuçlar veriyor. Bu yüzden direkt bu daha baskın diyemediğiniz için biraz genel tabloya bakıp seçim yapmanız lazım. Burada karşımıza birinci verimli key point bulanlar çıkıyor. Verimli key point dediğim, burada SIFT ve aslında ORB verimli key point buluyor. Buradaki grafikten aklınıza az key point kelimesi gelmesin. Yani az key point bulmak, verimli key point bulmak değildir. Verimli key point dediğimiz, belirli bir filtreden geçmiş, daha gerçekten kenar ve köşe noktalar olan, orta noktaları çok barındırmayan aslında key point'lerin olduğu kümedir. Bu yüzden SURF biraz bu konuda geri kalıyor. Hızlandırılmış hali SIFT, ikinci bakacağımız şey performans. Aslında burada SURF SIFT'in hızlandırılmış hali dedik. Evet, ama üçünü karşılaştıracak olursak istediğiniz herhangi bir senaryo düşünün. ORB'den daha hızlı SIFT ve SURF çalışmıyor. Genele baktık, hem verimli key point veriyor, hem hızlı sonuç dönüyor. Neden biz ORB'yi seçmeyelim? Bu yüzden ORB'yi seçtik. Ayrıca bu verimli key point'lerin ve descriptor'ların neden önemli olduğunu birkaç sunum sonra da tekrar değineceğim. Aslında image compare işlemini bitirdik. ORB'yi seçtik. OpenCV'yi projemize dahil ettik. Sıra geldi object detection, text detection yapmaya. Burada da projemize ilk dahil ettiğimiz şey CloudVision API. CloudVision API'yi daha önce duyanlar oldu mu?
Peki, Cloud Vision API aslında Google tarafından geliştirilmiş ve derin öğrenme algoritmalarının kullanımının halka açan bir API. Buraya bir imajınızı yükleyip size face detection'dan işte yüzdeki mimiye kadar belki koyduğunuz ünlü bir noktanın konumunu bile size verebiliyor. Ya da milyonlarca aslında etiket arasından size uygun olan etiketleri dönebiliyor. Dediğim gibi object detection yapabiliyor. OCR yani metin okuma da yapabiliyor. Her şey çok güzel. Peki biz bundan neden vazgeçtik? Birincisi bir tek bir imaj için bile birçok özelliğini kullanmanız gerekiyor. Birçok özelliğini kullanırken her bir özelliğe de bir ücret ödemeniz gerekiyor. Biz bu projeye başladığımızda aylık 3 milyon imaj olarak hesapladık. Yani kurdaki değişim, bu arada bizim 3 milyondan 5 milyona çıkmamız, bu giderek büyüyen bir maliyet anlamına geliyor. Birinci sebebimiz buydu. Bence en önemli diğer iki sebep de birincisi doğruluğu yönetememek, ikincisi de performansı yönetememek. Çünkü dediğim gibi bu bir API, tek yaptığınız şey bu benim imajım. Sana istek atıyorum, bana respons olarak ne dönersen onu alıyorum. Bu yüzden de elimizi kolumuzu çok bağlıyordu. Dediğim gibi performans tarafı çok önemli bir faktör. Bir ön yüzü var, kendi imajınızı yükleyip deneyebilirsiniz. Ben burada 8 saniyede respons aldım. 8 saniyenin 4 saniyesini, belki 5 saniyesini imaj yüklemeye harcadık diyelim. Tek bir imaj için 3 saniye harcıyorum. Aslında 3 saniye kısacık bir süre gelse de bizim bunu milisaniyeler seviyesine çekmemiz gerekiyordu. Bu konuda ciddi forumlarda da şikayetler var. Fakat herhangi bir çözüm tabii ki de yok. Bu yüzden de elimiz kolumuz bağlıydı. Cloud Vision API'den vazgeçtik. Bu sefer kendi servisimizi yazmalıyız. Neler yapmalıydık? Text recognition'la object detection yapmalıyız. Text recognition dediğimizde aslında ilk akla gelen Tesseract OCR engine. Genel olarak bence herkes Tesseract'ı duymuştur. Tesseract'ı duyanlar ya da kullananlar var mı? Evet, çünkü aslında metin okuma denince ilk akla gelen şey Tesseract. Fakat Tesseract'ın çok güzel bir senaryonuz olması lazım. Bu nasıl bir senaryo? Dümdüz bir background'unuz olması lazım. O background'a tam zıt bir renkte metin olması lazım. Ve o metnin fontu kesinlikle bilinen bir font olmalı. Bunun dışında tabii yazının yönü de çok önemli. Düz bir yazı olması tercihi. Buna örnek vermek gerekirse mesela bir kitabı aldınız ve yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı da tarayıp bunu yazıya çevirmek istiyorsanız Tesseract OCR'dan daha iyi sonuç alamazsınız. Yani daha çok iyi sonuç alırsınız. Ondan daha iyi bir şey bulamazsınız, bir alternatif bulamazsınız. Ama diyelim ki şirketinize özel bir fontunuz var. Bunu Tesseract'ta okutamazsınız. Bunun bir kaçış noktası var aslında. Tesseract model eğitip yükleyebileceğiniz bir olanak sağlıyor size. Kendi fontunuza özel bir model eğitebilir ve Tesseract'a yükleyip yine dediğim gibi tam zıt renkte tutarsanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Genel olarak Tesseract işte fatura okuma ya da doküman okuma gibi işlerde kullanılıyor. Fakat background'unuzun karmaşıklığı arttıkça Tesseract'taki okuma performansınız ciddi düşüyor. Bizim sitemizdeki fotoğraflar aslında yazılar nerede? Tamamen bir ev fotoğrafının üzerinde ya da bir bahçe fotoğrafının üzerinde. Yani background'umuz genel olarak temiz değil. Daha deminki gösterdiğim örneklerde biraz daha temiz background'daydı ama genel olarak temiz bir background üzerine yazılmış olmuyordu. Bu yüzden de Tesseract çok popüler olmasına rağmen biz Tesseract'tan vazgeçme kararı aldık. Tesseract'tan da vazgeçtik. Bu sefer ne yapmalıyız? Aslında ORB tarafında projemize kattığımız OpenCV var. OpenCV'nin de bir modülü olan Deep Neural Networks yani DNN modülü. DNN modülü size Deep Learning algoritmaları çalıştırma fırsatı sağlıyor. Burada en güzel yanı istediğiniz yani birçok farklı framework'ten birçok farklı modeli yükleme fırsatı sağlıyor. Tabii ki kısıtları var. Bu DNN modülü içinde dokümanlarla mesela işlem yapamazsınız. Tamamıyla imaj ve videolar üzerinde işlem yapmanız gerekiyor. Bunun dışında bir model eğitme ya da işte transfer learning ile model eğitme işlemleri de yapamazsınız. Bu desteği yok.
Fakat çok güzel özellikleri var. Size image classification desteği sağlıyor. Object detection, text detection, person re-ID, face detection, bu gibi birçok güzel özelliği var. Zaten projemize katmıştık. Neden DNN'i kullanmayalım diye düşündük ve DNN kullanmaya başladık. Biraz önce size Tesseract'tan vazgeçtik dedim. Alternatif olarak bir metin okuma bulmalıyız kendimize. Burada aslında DNN modülü içerisinde iki metot var. IST ve DB. Tesseract projelerini böyle incelediyseniz ya da genel olarak tutorial'ları izlediyseniz karşınıza şey çıkar. OpenCV artı Tesseract genel olarak bir text detection konulur. Text detection'ın olduğu patch kesilerek Tesseract'a sokulur. Yani recognition işlemine sokulur. Burada IST sadece text detection yapıyor fakat DB hem text detection hem de text recognition yapıyor. İkisinin arasındaki biraz text detection olayından da bahsedelim. IST size bir rectangle içerisinde veriyor ve o rectangle aslında imajda yazının olduğu bölgeyi veriyor size. Fakat yazının yönünü bilemiyorsunuz. Yani o yazı çapraz mı yazılmış, dik bir yazı mı ya da yatay bir yazı mı hiçbir fikriniz yok. DB tarafındaysa aslında size iki seçenek sunuyor. Ya sana bir yamuk olarak döneyim ya da tamamen poligon, bütün köşeleriyle birlikte bir poligon olarak dönüm diyor. Biz burada yamuğu tercih ettik. Bunun bize nasıl bir avantajı oldu? O patch'i kesip, siz mesela çapraz bir yazı düşünün. IST size normal bir fotoğraf veriyor ve sizin hiçbir şey bilginiz yok yazının yönüyle. Ama DB size biraz daha ona benzer bir yamuk veriyor ve siz o patch'i alıp, bütün perspektifini azaltıp yazıyı dümdüz bir yazıymış gibi recognition işlemine sokabiliyorsunuz. Bu da sizin doğruluğunuzu arttıran bir faktör oluyor. Dediğim gibi, tekrar buraya da modeller eğitebilirsiniz. Ayrıca OpenCV'nin kendi dokümanlarında da önceden eğitilmiş çok güzel modeller var. Onları kullanabilirsiniz. Metin işlemi de tamam. Object Detection'a geldik. Object Detection tarafı bence böyle bir konuşmaya sığabilecek düzeyde bir yer değil. Dün aslında workshop'ta da bahsedildi. Artık Java dünyası Virtual Recognition'ı da içerisine almaya başladı. Bu yüzden aslında karşımıza çıkacak iki kavram var. Image Classifier ve Object Detector. Birazcık bunların farkından bahsetmek istiyorum size. Daha önce sınıflandırma ya da detection yapan oldu mu? Süper. Sınıflandırmadan bahsedelim. Biraz basite indirgemek istedim. Aslında burada sorduğunuz soru ve almak istediğiniz cevap çok önemli. Eğer siz bir fotoğrafa bu hangi sınıfa ait ya da bu bir kedi fotoğrafı mı diye sormak istiyorsanız ve almak istediğiniz cevap evet kedi fotoğrafı ya da hayır kedi fotoğrafı değilse aslında kullanmanız gereken şey Image Classifier. Fakat bir fotoğraf verip bu fotoğraf içerisindeki nesneleri ya da hayvanları ve yerlerini bana bildirir misin diye sorduğunuzda ve almak istediğiniz cevapta aslında bu bulunan nesnelerin hangi sınıfa ait olduğu ve konumlarıysa bu da aslında Object Detector'ın yapacağı bir işlem. Artık Object Detection yaptık, Text Detection yaptık. Bunun dışında Image Compare de yaptık. Peki bunun bize nasıl faydaları oldu? Yani Vision API'den vazgeçip kendi servisimizin yazmamızın nasıl bir faydası oldu? Burada dediğim gibi tek bir fotoğraf için aslında birçok özelliği kullanmaktan kurtulduk. Buna bağlı olarak bize geri dönüş bir maliyet vardı. Bundan da kurtulmuş olduk. Maliyetten kurtulmanın yanı sıra aslında biz gelecekte bunu daha da geliştirip kendimiz bir API olarak hizmeti açabiliriz. Ve en önemli iki fayda bir performansı yönetebilmek bizim elimizde. İki doğruluğu yönetebilmek. Biraz performans tarafından bahsetmek istiyorum. OpenCV DNN modülü genel olarak dediğim gibi imaj ve videolar üzerinde işlem yapıyor. Çok özür dilerim. Burada aslında CPU ve GPU arasında karar vermeniz gerektiğinde özellikle real-time video recognition yapıyorsanız kesinlikle GPU'yu seçmeniz lazım.
Birçok forumda biz CPU'dan GPU taşırken birçok forumda şöyle yazılar gördük. OpenCV metotlarımı CPU'dan GPU'ya taşıdım fakat süre olarak aynı ya da daha yavaş çalışıyor gibi. Eğer böyle bir şeyle karşılaştıysanız aslında iki şey var. Birincisi kesinlikle kodda bir hata yapıyorsunuz. İkincisi de seçtiğiniz ekran kartı yanlış bir ekran kartı olabilir. Burada biraz 730 üzerinden gideceğim. 730 bir ekran kartı, sarı olan. Mavi ve kırmızı olan da aslında CPU'larımız. Object Detection metoduna bakarsanız aslında 730 bir ekran kartı olmasına rağmen CPU'lardan daha kötü bir performansa sahip. Bunun dışında ORB tarafına da bakacak olursak, ORB tarafında da bir ekran kartı olmasına rağmen 730 yine CPU'ların gerisinde kalmış. Bu yüzden kendinize seçtiğiniz ekran kartı da çok önemli. Size ORB'yi anlatırken matching işleminden bahsetmiştim. Matching'te neden verimli key pointler, neden verimli descriptor'lar almamızdan biraz bahsetmek istiyorum. Matching işlemi ciddi bir süre yiyen bir işlem ve bunu CPU'da yapmaya karar verirseniz aslında ciddi bir performans kaybına neden olabilir sizin için. Ve dediğim gibi descriptor'larınız arttıkça aslında bu matching işlemleriniz de çok fazla artacak. Bunlar böyle biraz daha bizim denediğimiz ortalama değerler. Kesinlikle OpenCV DNN'de çalışıyorsanız kodlamaya direkt GPU üzerinden başlayın. Böylece performans sorunu yaşamazsınız. Dediğim gibi size 3 saniye, 2 saniye civarında demiştim Vision. Biz milisaniyeler civarında çalıştırıyoruz artık işlemlerimizi. Bir de aslında bize fayda sağladığı faydalardan biri de doğruluk oranı. Burada biraz örneklerden gitmek istiyorum. Birinci örnek Object Detection tarafında olacak. Diğer örnekte biraz daha Text Recognition tarafında olacak. Vision'dan bu fotoğraf için, bir araba satışı fotoğrafı için aldığımız sonuca baktığımızda aslında karşımıza ilginç bir şey çıkıyor. Sürücü koltuğunda farkındaysanız, bilmiyorum gözüküyor mu oradan ama bir insan yok. Ama dönen sonuçta %56 oranında insan olduğu söyleniyor. Bunlar olası şeyler evet ama çok daha ciddi bir detay var o fotoğrafta, farkında mısınız? Söylemek isteyen? Arkada duran gerçek bir insan var arkadaşlar. Fakat Vision'dan bunun sonucunu alamıyoruz. Bu doğruluğu yönetmek de artık bizim elimizde. Dediğim gibi aşamayacağınız noktalar var. Sürücü koltuğunda insan görmek gibi. Ama en azından gerçekten orada duran insanı da bulmaya ve tespit etmeye başladık. Bunun dışında Vision'ın yazı tarafında çok ilginç durumlar var. Bir bina fotoğrafı camlarından metinler buluyor, balkonlardan metinler buluyor. Bunun dışında sitenin girişinde size metinler dönüyor. Dediğim gibi doğruluk artık handle edilmesi bizim elimizde olduğu için aslında bunları da handle edebilir duruma geldik. Biz burada ileride neler yapmak istiyoruz? Biz bu servisi daha da geliştirmek istiyoruz. Burada ilk yapacağımız işlemler aslında training işlemleri. Yani kendi modellerimizi, kendi datasetimize uygun modellerimizi eğitmek istiyoruz. Bunun dışında sunumun neredeyse birçok kısmında söylemiş olabilirim. Bunu daha da geliştirerek bir API olarak hizmete açmak istiyoruz. Ve buraya dahil etmek istediğimiz bir şey de Image Enhancement işlemi. Image Enhancement işlemini duyan oldu mu daha önce? İllaki karşılaşmışsınızdır. Image Enhancement'a örnek verecek olursak aslında çok karanlık bir fotoğrafın biraz daha parlaklığını arttırarak görünür hale getirmek ya da blurlu konulmuş bir fotoğrafın netliğini arttırarak daha kaliteli fotoğraflar göstermek. Bu anlattığım süreçlerde aslında biz şöyle bir tasarım yaptık. Dediğim gibi bir consumer bunları consume ediyor ve belirli bir risk kategorisine göre ayırıyor ve daha sonra da bunlar bir kalite kontrol uzmanlarımızın ekranlarına düşerek müşteriyle iletişimde düzeltmeler yapılıyor. Şu an hala son adımda bir insanımız var.
PropTech sektöründe yenilikçi teknolojileri kullanmak ve dinamik bir ekibin parçası olmak isterseniz kendinizi geliştirebileceğiniz hr@emlakjet.com'a CV'lerinizi bekliyoruz. Bunun dışında Emlakjet Twitter, LinkedIn ve Medium hesaplarından da bizi takipte kalın. Bütün gün genel olarak burada olacağız, standta olacağız. Ekibimizin yarısından çoğu burada. Bize soru sormak isterseniz zaten tişörtlerimizden de tanıyabilirsiniz. Software Architecture'ımız da burada. Daha mimari derinlemesine konuşmak isterseniz o da burada. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir.